şehirlerin yeniden imari sürecinde yapılacak olan planların bütüncül bir afet önleme politikasını içinde barındırmalıdır. Kentlerin tarihsel bölgelerinin koruma ilkeleri çerçevesinde onarımı ve kentin bütünüyle entegre olacak şekilde planlanmalıdır. Yine deprem ülkesi Japonya'da kullanılan sismik izolasyon sistemi ve raylı temel sistemi adı verilen mühendislik teknikleri artık Türkiye'de uygulanmalı ve zaman geçirmeden bunun üzerine çalışmalar başlatılmalıdır. Diğer bir mesele, evet, hatırlamak yaşatıyor gerçekten, dayanışma yaşatıyor. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Türk Tabipler Birliği'nin geçen ay açıkladığı bir deprem raporu var. Bu raporda çok vahim tespitler var maalesef. İnsan olarak, yurttaş olarak hepimizin bunu tekrar tekrar düşünmesi gerekiyor. Bu raporda duygusal yıkım ve travmalar zamanla unutulma hissiyle beraber artarak devam ediyormuş. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen sorunların giderilmesine yönelik bir çaba olmadığı gibi mevcut çalışmalardan da biliyorsunuz bir geri çekilme hali var. Ve bu unutulma hissini tetikliyor ve duygusal bir çöküşe sebep oluyor. Unutulma hissini gideren ve umudu büyüten çalışmalara ihtiyaç var. Hepimizin bunun içinde olması gerekiyor. Güçlü dayanışma depremin ilk döneminde çok iyiydi. Hakikaten Türkiye'de çok güçlü ve güzel bir dayanışma vardı. Bu da maalesef azalmış durumda ve her geçen gün depremzedeler daha çok unutulmaktan yakınıyorlar ve yaralar hala sarılmadığı için umutsuzluk da büyüyor. Sorunlar devam ediyor. Halk kendi kaderine terk edilmiş durumda. Biliyorsunuz seçimler sonrası belediyeler, kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların dayanışma ve destekleri artık çok sınırlı düzeylere gerilemiş durumda. Deprem bölgesinin de kentlerin yeniden oluşmasında bu nedenle toplumun da katılımının önemli olduğunu biz de ifade edelim. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, belediyeler, gönüllüler ve toplum öz gücünü harekete geçirerek geleceklerine sahip çıkmalıdır. Bu gelecek bizim. Her şeyi devletten beklemek yerine dayanışma ağlarımızı büyüterek kesinlikle depremzedelerle birlikte olmamız gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Ve güçlü dayanışma ağının devamı için tüm halka çağrımızı yapıyoruz. 6 Şubat depreminin yaralarını halen sarılmayan depremzedelerin ellerini bırakmayalım. Hiçbirimiz bırakmayalım diyorum. Onları unutmadığımızı, her zaman hatırladığımızı, deprem gerçeğiyle yüz yüze olan ülkemizde sıradaki deprem kentlerimizde gerçekleşmesi muhtemel görünen afetler öncesinde daha fazla tedbir alınması için de bu görünürlüğün çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Unutulma haliyle umutsuzluk yaratan bu sonucu ortadan kaldırmak bizim elimizde. Hatırlamak, tekrar hatırlamak ve hatırlamak diyorum. Daha önce yaşanan 17 Ağustos depremin daha ve hala yaraları sarılmayan 6 Şubat depremlerinin sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Ve yakın zamanda İstanbul'da özellikle olası bir deprem üzerine her gün yazılar çıkıyor. Kandilli Rasathanesi'nden Naci Görür'e birçok bilim insanı açıklamalar yapıyor. Ve deprem, olası depremin tehlikelerini aslında bağıra bağıra anlatıyorlar. Ama bunu duyan var mı? Emin değilim. Duyanlar asıl o depremle yüz yüze olan toplum. Ama iktidar bu konuda ne adım atıyor? Kocaman bir soru işareti olarak ortada duruyor. Ve bu deprem bilimcilerin tavsiyelerine uyulması hepimizin, yakınlarımızın ve 84 milyonun aslında beklediği, istediği bir şey ve bunun için bizim de çaba göstermemiz gerekiyor. Bu davet bizim asıl depremzedelerin çağrısı olarak öncelikle nitelemek istiyorum yapacağım davete ve olası depremlere risk altında olan yurttaşların çağrısı olduğunu da ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz meclis çatısı altında bir deprem komisyonu geçen 27. dönemde kuruldu, rapor hazırladı. Sadece rapor hazırlanmakla kaldı, gereği yapılmadı. Aslında çok da iyi bir rapor hazırladı fakat pratik olarak yaşama yansımadı. Altını çizerek söylüyorum. Bizim deprem komisyonu üyelerimizle saatlerce yaptığımız toplantılarda ve incelemelerde onlara uyulması halinde aslında çok önemli
önlemlerin alınabileceğini görüyoruz. Yine 27. dönem bitmeden önce, seçimden önce bütün partilerin ortaklaşmasıyla yeni bir deprem komisyonu kuruldu. Fakat maalesef seçim olduğu için o deprem komisyonu çalışamadan kadük kaldı. Şu anda deprem komisyonu falan yok. Bu nedenle bir an önce deprem komisyonu kurup hemen behemal çalışmalarına başlaması gerekiyor. Şu an meclis tatilde, biliyorsunuz. Biz hiç tatil yapmasak da meclis tatilde, sürekli sahadayız, halkla birlikteyiz, sorunlarla hemhal haldeyiz, çözmeye çalışıyoruz. Fakat deprem gerçeğini hatırlama ve olası İstanbul depremi ve mevcut deprem bölgesinin unutulan sorunları gündemiyle acil toplanması gerekiyor. En kısa zamanda toplanması gerekiyor. Bu çağrımız sadece muhalefet partilerine değil, iktidar partisi milletvekillerinedir de. Çünkü deprem gerçeği hepimizin sorunudur ve siyasete malzeme edilemeyecek kadar da çok hayati, hepimizin hayatını birebir ilgilendiren bir meseledir. Bu nedenle çağrımız hem iktidara hem tüm muhalefet partisi milletvekillerinedir. Deprem yaz, kış, tatil dinlemiyor. İnsan yaşamı, kentlerin yakılıp yıkılması yine tatil dinlemiyor. Biz de bunu göz önünde almalıyız. Biz Yeşil Sol Parti olarak 57 milletvekili olarak imzalarımızı hazırladık. Başvuru dilekçemiz hazır. Fakat maalesef sayımız yetmiyor, biliyorsunuz. 120 imza gerekiyor meclis başkanlığına verilmesi için. Öncelikle bileşenimiz olan Demokratik Bölgeler Partisi'nden iki milletvekilinin imzası da hazır. Yine öncelik tabii ki Emek ve Özgürlük İttifakı bileşen üyelerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Türkiye İşçi Partisi'nin 4 milletvekilinin imzası hazır. Yine Emek Partisi'nin 2 milletvekilinin imzası hazır. Toplamda şu anda 65 imzayla başvurumuz bekliyor. Biz mecliste bulunan tüm partilerin milletvekillerine bu çağrımızı, olağanüstü deprem gündemiyle toplanması için yapacağımız çağrıya imza vermeleri için davette bulunuyoruz. Açık davette bulunuyoruz. Ve imza vermeleri halinde tamamlanır tamamlanmaz meclis başkanlığına bu başvuru dilekçemizi vereceğiz. Ve saat sınırlaması olmadan gerekirse o gün bir araştırma komisyonu da kurarak hakikaten toplumun şu anda beklediği adımı hep birlikte atabiliriz diyorum. Çünkü dün İstanbul'da yaşanan sel felaketi de, İstanbul'la ilgili yapılan tartışmalar da, anlattığım meseleler de, önümüzde ciddi bir kış koşulunun olduğu gerçeğiyle çok olumsuz günler yaşayacağız hep birlikte. Bu nedenle Ekim ayını beklemeye zaman yok. Daha Eylül'ün başındayız ve bir an önce bu sorunların çözümü için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız ve odaklanmalıyız. Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ve en çok deprem yaşanan 10 ülkeden biri olduğunu artık herkes biliyor. Sadece biz değil, dünyada biliyor. Ve yani ama bunu bilmek için acil ve kalıcı önlemleri bilmek yetmez, almak gerekiyor. Depremi beklemeyelim. Tüm ülke vatandaşları olarak hepimiz bir depremzede olmaya adayız. Hepimiz her gün, her an bir depremzede olarak yaşama uyanabiliriz ya da yaşamımızı yitirebiliriz. Bu kadar ciddi bir olay. Biz değil, yakınlarımız da depremzede olmaya aday. Bu nedenle bu meselede, bu acil çağrımıza bütün partilerin, milletvekillerinin yanıt vermesini bekliyoruz diyorum ve teşekkür ediyorum.